8'de Sağlık'ta, TV 8'de devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz Elif Yıldırım. Kendisi Theta Healing uzmanı ve uygulayıcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Ne güzel, böyle pozitif gülümsüyorsunuz. Aynen. Sabah sabah enerjimiz çok iyi. Sizlerle daha da iyi olduk valla. Teşekkür ederim. Birazdan da bu kötü enerjileri atacağımız, daha pozitif bakacağımız bir Theta Healing'den bahsedeceğiz. Bilinçaltımızdaki negatif şeyleri nasıl temizleyeceğimizden bahsedeceğiz, öyle değil mi? Evet. Öncelikle siz de bizi kendi hikayenizle ilgili bilgilendirebilir misiniz? Nasıl oldu Theta Healing'de tanışmanız? Şöyle, bilinçaltı dediğimiz olay hayatımızda sürekli tekrar eden döngüler yaşatabiliyor. Dolayısıyla benim de hayatımda 40 yıl boyunca tekrar eden döngüler vardı. Fakat bu tekrarlar o kadar zorluydu ki en son artık kanser olmuştum. Ve daha sonra düşündüm, bunlar normal değil, yaşadıklarım normal değil, neden tekrar tekrar aynı şeyleri ben yaşıyorum diye. Arayışa girdiğimde bilinçaltını fark ettim. Tabii ki bilinçaltının değişmesi gerekiyordu. Bu yüzden de Theta Healing tekniğiyle yolum kesişti ve oradan devam etmeye karar verdim. Çok şükür o tekrar eden döngülerden çıktım. Doktorların çok tehlikeli bir tür, tekrarlama olasılığı çok yüksek bir tür dediği kanseri bile çok şükür artık bitirdim. Ne güzel, ne mutlu. Çok geçmiş evet, olsun. Gerçekten öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyoruz. Şimdi hemen şunu sormak istiyorum. Bilinçaltının ne kadar önemli olduğunu ve birçok özelliği olduğunu hani bu söylediğinizden bile çok net anlayabiliyoruz. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani nelerdir bilinçaltının özellikleri ve neden bu kadar önemli? Bilinçaltı hayatımızın %95'ini yönetiyor. Bu yüzden bilinçaltı çok önemlidir. Sadece %5'lik kısmını bilinçli zihnimiz yönetir. Dolayısıyla eğer tabii ki bu oran kişinin farkındalığı ölçüsünde değişebiliyor. Bir kişi ne kadar bilinçaltını bilirse, kendini tanırsa, kendi özgür iradesiyle seçtiği hayatı daha kolay yaşayabiliyor. Bu sebepten bilinçaltı kesinlikle çok önemli hayatımızda. Bilinçaltının en önemli özelliği 0-6 yaş arasında ana kayıtlar oluşur. Fakat son nefesimizi verene kadar da kayıt almaya devam eder. Tabii 0-6 yaş dediğimiz için anne karnına ilk düştüğümüz anda başlıyor. Annemizin bize hamileyken yaşadıkları değersizlik duygusu yaşadı mı, travma yaşadı mı, kayıp yaşadı mı, keza doğumda yaşadıklarımız, bebekken başımızda konuşulanlar, 0-6 yaş arası en çok anne babamızla beraberiz. Onların kendi aralarındaki ilişkiler, bizimle olan ilişkileri bizim bütün bir hayatımızı etkileyebiliyor. Biz farkında olmadan aslında bunlar bilinçaltımıza yerleşiyor ve gelecek hayatımızda da o yerleşen duygulardan yola çıkıp bir şeyleri yaşıyoruz ya da yorumluyoruz. Tabii ki. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela bebeklerin yanında konuşurken gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü az önce demiştim ya, 40 yıl boyunca bir sürü döngü yaşadım. Ben doğduğumda ikizim var ve bana herkes şey demiş başımda, çok zayıfmışım. Bu çocuk yaşar ama bu kız yaşamaz, ölür demişler. Aa. Sadece bir bayan şöyle demiş, yok demiş annem, hani üzülme, bu kız yaşar demiş tek bir kişi. Ve 40 yıl boyunca hep ölüm deneyimi yaşadım. Hep kıyısından döndüm. Ve en son artık kanser oldum. Çok şükür onu da bitirdim. Ve o döngüden çıktım. Ne güzel, ne mutlu. Peki siz özellikle size danışanlarda nasıl keşfediyorsunuz bunları? Mesela kendinizle ilgili Theta Healing'den sonra bunu keşfetmişsiniz. İşte tabii, daha bebekken başınıza konuşulanların bilinçaltınızı yönlendirdiğini keşfetmişsiniz. Size gelen danışanlarınızda nasıl bu yolculuk oluyor? Yani nasıl bir seans oluyor? Neler soruyorsunuz? Nasıl oluyor? Onu da bize açabilir misiniz biraz? Şöyle, Theta Healing'de derin kazma dediğimiz bir teknik var. Bu teknikte kişi örneğin evlenemiyor, evlenmek istiyor, evlenemiyor. Geldiğinde ilk önce şunu soruyorum. Evlenirsen en kötü ne olur? Cevap veriyor. O olursa en kötü ne olur? Devamlı aynı soruyu soruyoruz. Tabii burada bilincini de tete frekansına getiriyoruz ki tete frekansında hiç hatırlayamadığımız anılar da hatırlanabiliyor. Ve genellikle de sorun çocukluk olayında çıkıyor. Çocukluğunda çıkan bir kayıt. Soruyoruz, ne yaşadın? Ve bu
sana neyi öğretti? Çünkü bilinçaltının aslında amacı bizi korumaktır. Yaşadığımız her negatif olaydan pozitif bir kazanç çıkartır ve bütün bu hayatımızı tekrarlar. Tabii bilinçaltında zaman kavramı olmadığı için geçmiş ya da gelecek zaman kavramı yok. Onun için tek bir zaman var, şimdidir. Dolayısıyla 3 yaşında da yaşasanız olayı, 40 yaşına da gelseniz, 50 yaşına da gelseniz o döngüyü devam ettirir. Ta ki onun farkına varıp onu çözümleyene kadar. İşte Theta Healing tekniğinde de o negatif kaydı buluyoruz ve pozitifiyle değiştiriyoruz. Aslında bak böyle bir durum yok. Sen de İşte yaşarsan bunu böyle kötü tecrübe yaşayacaksın diye inanmana gerek yok diyerek bunu aştığınızda kişi korkularından ve endişelerinden arınmış oluyor. Tabii yani önce bilinçli zihniyle farkına vardırıyoruz. Çünkü karşı tarafın bilinçli olması gerekiyor. Hem bilinçli zihniyle farkına varıyor neden yaşadığını zaten bilinçaltı kaydı düzleminde de Theta Healing tekniğini kullanarak bizler değiştiriyoruz. Ben özel bir soru soracağım aslında. Tabii ki. Şimdi çok zor bir süreç geçirip çok zor bir hastalığı, ismini bile anmak istemediğim bir hastalığı yenmişsiniz. Öncelikle bir kez daha çok geçmiş olsun diyorum. Burada Theta Healing'le nasıl tanıştınız? Yani biri tavsiye mi etti yoksa siz mi keşfettiniz? Tanışmanız nasıl oldu? Şöyle dediğim gibi önce bilinçaltını keşfettim. Daha sonrasında birçok teknik var. Birkaç farklı tekniği uyguladım ama hani insanın kalbi söyler doğruyu. Onlar hiçbir şekilde hiçbir şekilde bana etki etmedi ama Theta Healing de gerçekten hani insanın ruhuna, kalbine sinen bir şey vardır ya. Theta'da bunu yaşadım ve daha sonrasında çok güncel bir olay vardı. Olmasını istiyordum ama olmuyordu. Arkadaşım bunun eğitimini almıştı. Dedi ki acaba neden dolayı bu olmuyor diye. Bilinçaltımı kazdı, onu değiştirdi. Bunu akşam yapmıştı. Ertesi gün işe gittiğimde o olay gerçekleşti. Ve dedim ki tamam benim kesinlikle bunun eğitimini almam gerekiyor. Ve bu şekilde yola devam ettim. Nasıl bir süreç peki bu? Nasıl bir eğitim süreci bekliyor kişiyi? Herkes bunun eğitimini alıp kendinde bundan faydalanabilir mi? Bu süreçle ilgili de bizi bilgilendirir misiniz? Siz çünkü bu süreçten geçmişsiniz. Tabii şu anda ki da uyguluyorsunuz. Şöyle biz bireysel danışmanlık da yapıyoruz. Eğer kişi bireysel danışmanlık değil de öğrenmek isterse ilk seviyeyi alması gerekiyor. Birçok seviyesi var. İlk seviyeyi alıp kendi kaydını veya çevresindeki isteyen insanların kaydını değiştirebilir. Öğrenmesi çok kolay, uygulaması çok kolay bir tekniktir. Adı üzerine Theta Healing, yani beynimiz zaten Theta frekansına getirerek yaptığımız bir teknik. Ve her insan günde zaten iki defa beyni Theta frekansından geçiyor. Theta frekansı beynimizin derin uyku ile uyanıklık arasındaki ince çizgidir. Yani bizler her gece derin uykuya geçmeden önce zaten beynimiz Theta frekansında oluyor. Ve sabahları ilk gözümüzü açtığımız anda Theta frekansıdır. Dolayısıyla bunu herkes öğrenebilir, herkes uygulayabilir. Yani minimum iki defa yaşıyoruz Theta frekansı içerisinde ama tabii ki. Mesela gün içerisinde de uykulama dönemi olduğu anlarda olabiliyor. Yani bu ikiden fazla da olabilir mi anlamında? Tabii. Gün içerisinde eğer öğlen uykusuna siesta yattıysanız tabii beyin Theta frekansından yine geçiyor. Çok iyi. Bu hep şeyden bahsedilir. Kök inançtan, kök hücre gibi diyeceğim geldi ama kök inanç nedir? Biraz onu açabilir miyiz, anlatabilir miyiz? Az önce de bahsettiğim gibi genellikle 0-6 yaş arası temel kayıtlar oluştuğu için o zaman da edindiğimiz inançlar hayatımız boyunca tekrar tekrar döngüler haline oluşturuyor. Örneğin çocuk normalde anne ilgilenmiyorsa, sadece hasta olduğu zaman annesi çocukla ilgileniyorsa şöyle bir kök inanç oluşabilir. Eğer hasta olursam sevilirim. Ve ilerleyen dönemlerde sevilmek için kendisini hasta edebilir hücreler. Aslında kişi hasta olmak istemiyordur ama sevilme ihtiyacından sevgi dolayı, sevgi ve ilgi beklentisinden dolayı kendini hasta olmaya doğru yönlendirebilir diyorsunuz. Aynen. Peki bunları nasıl buluyorsunuz? Yani seans merakımdan soruyorum. Hani eminim seyirciler de merak ediyordur. Hani şimdi ben 45 yaşındayım. Hani 6 yaşıma gitti. Nasıl gidiyoruz? Nasıl oradan bulup onu çıkartıp temizlemek? Bu çok zor bir şey yani. Anlatırken ben sorarken zorlanıyorum da.
Şöyle, kişiler genellikle belirli konularda gelebiliyor. Yani örneğin az önceki verdiğim örnekteki gibi evlilikle ilgili olsun. Derin kazma dediğimiz bir teknik var Theta Healing'de. Burada istediğiniz her neyse bu gerçekleştiğinde en kötü ne olur diye soruyoruz. Önce onu hayal etmesini istiyoruz. Beyninde yaşıyor. Peki en kötü ne olur? Cevap veriyor. Ayrılırım. Ayrılırsan en kötü ne olur? En kötü ne olur? Artık köke kadar gidiyoruz ve orada olaya gidip olaydan neyi öğrendi, ne hissetti, negatif olarak ne hissetti, o negatif olaydan ne öğrendi, onu değiştirip dönüştürdüğümüzde daha sonra hayatında da bunu deneyimleyebiliyor. Theta Healing tekniğinde zaten 4 tane inanç seviyesi vardır. Ruhsal, geçmiş seviye, genetik ve öz. Bu dünyada edindiğimiz deneyimler hayat boyu ruhsal seviyemizde aldığımız kayıtlardır. Genetik seviyede genler yoluyla aktarılan kayıtlar var. Annemizin, babamızın yaşadıkları genler yoluyla aktarılıyor. Öz seviyede bebekken az önceki bahsettiğimiz aldığımız kayıtlar. Yani zaten bilinçaltının özelliklerinden birisi de son nefesimize kadar kayıt bunun almaya devam etmesi. Bunun da farkına varabilmemiz için anda ve akışta olmamız gerekiyor. Bilinçli olmamız lazım. Hı hı. Yani geçmişteki bu kaygılardan değil, her olan olayı o günün koşullarıyla yorumlayıp aslında ona göre hareket edersek bir takım şeyleri de biriktirmemiş oluruz. Tabii, yani şöyle bir şey örnek vereyim. Buradan. Mesela desem ki Aylin Hanım hayat çok zor desem, siz de alıp bunu kabul etseniz, buna inansanız kodlanmış olursunuz aslında. Şartlanıyor insan. Tabii. Peki çok keyif aldık gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle aktı geçti su gibi. Çok keyifle dinledik ben sizleri. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınız sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyenler, Elif Yıldırım, Theta Healing uzmanı ve uygulayıcısı bizlerle beraberdi. TV8'de, 8'de sağlık, tüm hızıyla devam ediyor.